I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Barack Obama'nın Trump'a ahmak dediği videoyu izlediniz mi? Veya Mark Zuckerberg'in milyarlarca insanın çalınan verilerine sahip olmakla övündüğü konuşmasını? Eğer izlediyseniz deepfake'lendiniz. Derin öğrenme diye çevirebileceğimiz deepfake'i sahte görüntüler oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığı 21. yüzyıl Photoshop tekniği olarak tanımlayabiliriz. Bir kişinin yüzünü bir başkasıyla değiştirebilir, konuşan kişiye dudak senkronizasyonu ekleyerek orijinalinden farklı bir ses parçasıyla birleştirebilirsiniz. We decided that we're giving away all of our money. That was kind of hard to say out loud. Böylece bir politikacının asla söyleyemeyeceği şeyler söyletebilir, en sevdiğiniz filmde başrol oynayabilir veya bir profesyonel gibi dans edebilirsiniz. Alternatif bir gerçeklik üretmek biraz karmaşık gözükse de artık herkes telefonundaki uygulamalarla bile deepfake videosu oluşturabiliyor. Peki bu videolar nasıl üretiliyor? Deepfake'in var olmasını sağlayan teknoloji Generative Adversarial Networks, yani kısaca GAN dediğimiz çekişmeli üretken ağlar. Nasıl çalıştığına basitçe bakalım. Bu sistemde üretici ve ayırt edici olmak üzere iki farklı yapay ağ işliyor. Yani üretici ağ, resim, ses gibi verileri üretirken, ayırt edici ağ, dijital klonun yeterince ikna edici olup olmadığını orijinal malzemeyle karşılaştırarak söylüyor. Eğer iki görsel arasındaki algoritmalar uyum sağlarsa deepfake videonuz hazır. Süreci daha iyi anlayabilmek için yapay zeka uzmanı İrem Kömürcü ile bir deepfake videosu da biz hazırladık. Hello everybody. I am Melania Trump. Yapay sinir ağlarını kullanarak bazı çıktılar üretiyoruz ve bu çıktılarda bizim hedeflediğimiz insan yüzüyle birlikte farklı kişilerin yüzlerini yine birleştirerek farklı çıktılar elde ediyoruz. Deepfake sırasında aslında ilk başta gördüğünüz o Melania Trump ve benim videom aslında tamamen deepfake ile oluşturulmuş ve 12 saatten fazla bir model eğitiminin sonucunda aldığımız bir çıktı. Burada kodlarda da bir taraftan görüyoruz. Yani bunların tamamını aslında bir cloud ortamında yaptım. Şu an lokalimde bir editör üzerinde gösteriyorum. Fakat cloud üzerinde 12 saatlik eğitimin sonucunda Melania Trump'ın yüzünü kendi yüzüme birleştirilmiş şekilde aynı zamanda dudaklarını aynı benim dudaklarımda oynayan kelimelerle birlikte bu çıktıları alabilmiş olduk. Donald and I will keep our hands off all American politics. Aslında farklı algoritmalar kullanıyoruz. İşin iç yüzünde yüzü tamamen tanıyan, yüzü tamamen keşfetmeye çalışan farklı algoritmalar var. Ve bu algoritmalarla çalışırken aslında gen aktarımları, yine yapay sinir ağları aktif şekilde kullanılıyor. Don't believe what you see and what you hear. Deepfake teknolojisi son yıllarda gittikçe artan bir kullanım alanına sahip. Sinema ve oyun sektörünün gelişmesine katkısını göz ardı edemeyiz. Ancak DeepTrace'in bir araştırması deepfake kullanımının %96'sının zararlı içeriğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dijital ortamda medya içeriklerine boğulduğumuz günümüz dünyasında birçok kişi önüne gelen videonun doğru olup olmadığını sorgulamıyor. Dezenformasyon için bolca fırsatın oluştuğu bu ortamda sahte haber dalgasının da önü açılabilir. Replaced the Paris Climate Accord with my energy policy called Black Fuels Matter. Peki bu işin biraz da tehlike boyutuna eğilerek bir videonun gerçek mi, deepfake mi olduğunu nasıl anlayabiliriz sorusunun peşine düşelim. Deepfake'in çok büyük bir dezavantajı var. Halen bunu başarılamayan bir şey gözler, gözlerin içi. O gözlerin içinde her zaman bir yapay bir yöntem bir şey kalıyor. Ayrıca çok ufak mimik hareketler. O mimik hareketlere çok dikkatli bir şekilde bakarsanız hep aynı şekilde, hep aynı yöntemle hareket ettiğini görüyorsunuz. California Üniversitesi bir araştırma yapıyor. Deepfake alanında çalışan, içerik üreten her 100 bireyden sadece birinin deepfake'i tespit için
çalışma yaptığı görülüyor. Bunun panzehiri de ilk başta deepfake'i kurgu mu yoksa gerçek mi ayırt edebilecek teknolojiler geliştirmektir. Bu teknolojileri geliştirmeniz lazım. Bu teknolojileri geliştirenler var ama çok az. Deepfake'i kötü niyetli kullananlar çok fazla. Deepfake'i ayırt edebilecek teknolojiler geliştiren çok az. I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see?